Merhabalar eşitsizlik grafikten işleyeceğiz. Tonguç. Hocam bunu da işlemeyelim Eşitsizlik grafikten işleyeceğiz. Bugün nerede işleyeceğiz bu konuyu? Vay hocam bastınız gene mührü. Tonguç artık markalaşıyoruz Tonguç'u. İnşallah. Sen işte. de bize destek ol. Eşitsizlik grafiklerinde şunu bileceğiz Tonguç'um. Bir doğru grafiği nasıl çiziliyordu Tonguç? Düzgün çiziliyordu hocam. Evladım, bak. 2x artı y büyük ve eşittir 4'ü çiz diyor adam sana tamam mı? Biz hemen şunu şöyle düşüneceğiz. 2x artı y Eşittir 4 gibi düşünelim. Peki. Sanki böyle diyelim. Sanki. Sonra böyle bir tablo yapıyorduk doğru grafiği çizerken. Sonra diyorduk ki hatırlıyor musun bilmiyorum. X'e 0 veriyorduk. X'e 0 verdiğimiz zaman 2 çarpı 0, 0 artı olur. Y eşittir 4 ise bu zaten 0 olur ya. Y, y eşittir 4 çıkmaz mı? Ondan sonra bir de Y'ye 0 veriyorduk Tonguç'um. Y'ye 0 verirsek 2X artı 0 eşittir 4 olmaz mı? X eşittir 2. O zaman X eşittir 2 olmaz mı? Zaten tamam, bu 0. Peki ondan sonra Tonguç'um şuna bakıyoruz. Şu nokta sıfıra 4 noktası. Şu nokta 2'ye 0 noktası değil mi Tonguç? Evet hocam. 0'a 4 noktasını koordinat sisteminde gösteriyorum. X'i 0, Y'si 4. Yani 1, 2, 3, 4. Bu nokta Tonguç'um. Evet hocam. Y'si 0, X'i 2. 1, 2. Yani bu nokta Tonguç'um bak. 4, 2. Sonra bunları ne yapıyordum Tonguç. Birleştiriyordum Tonguç değil mi? Elanım hatırlıyor musun bunları? Hatırladım hocam. Bu şey ee... plan bunları projesi gibi. Evet. Ha, doğru grafiği evlen ne plan projesi. <laughs> Şimdi Elanım bunu çizdik ya doğru çizdik. Ama burada eşittir değil bu. Büyük eşittir. Olmaz. Şimdi ne olmaz evlen. Bak büyük eşittir deyince de hem eşittir de var o yüzden bu doğru. Bir de büyüktür var. Oha ne yapacağız şimdi? Boş bırakalım. Hayır evladım çok basit bir yöntem var burada. Origin denilen bir nokta var. Duydun mu böyle daha önceden bu noktayı? Origin, Origin dediğimiz sıfıra sıfır noktası. Yani bu nokta. Ekvator. Sıfıra sıfır noktasını bu eşitsizlikte yerine koyuyoruz. Origin'i e, yerine koy. Yerine koyalım bakalım. 2 çarpı Sıfır. Bak x yerine sıfır. Bak bu x'i bu da yes değil mi? Evet hocam. X yerine sıfır koydum. Artı sıfır büyük ve eşittir dört mü? Bakalım iki çarpı sıfır nedir? Sıfır. Sıfır artı sıfır? Sıfır. Sıfır büyük ve eşittir dört mü Tonguç sence? Değil. Çüş diyoruz değil mi bunu görünce? O yüzden ne diyoruz buna? Bu yanlıştır Tonguç. O zaman orijin buradaydı ya Tonguç. Evet. Bu olmamalı. Ve burada nereyi taramalıyız o zaman hemen gösteriyorum Tonguç. Bunun olmadığı tarafı yani eşitsizlik grafiğine ya burayı tararsın ya burayı tararsın. Bunun olmadığı tarafı tarıyoruz ve eşitsizlik grafiklerini bölge şeklinde gösteriyoruz. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Taralı bir bölge. O zaman hem bu çizgimiz var. Çünkü büyük eşittir diyor. Büyük ve eşittir. Hem eşittir hem de büyüktür. Büyüktür de burası Tonguç. O zaman şimdi bir tane daha soru yapalım. Yapalım. Canım. Tomuç 2x eksi y büyük ve eşittir 6 bir de küçüktür 6 demiş. Evet. Hemen ilk başta ne yapalım? Eşittir gibi düşünelim. Evet. O zaman ne yapıyorum? Çizi bir çiziyoruz. tane x y tablosu çiziyorum. Evet. X'e 0 verirsem. Evet. E, sanki buna eşittir gibi düşünüyordum ya bak. Evet. 2x eksi y eşittir 6 gibi düşünüyor musun? X'e 0 verirsem. Eksi y eşittir 6 çıkar. Y eşittir eksi 6 çıkar. Doğru. Peki aynı şekilde şuna sıfır verelim bir de. Y'ye sıfır verelim. 2x eşittir 6 olur o zaman değil mi? Hı hı. O zaman x eşittir 3 çıkar. Doğru. O zaman şu iki noktayı birleştireceğim. Bak 3'e sıfır. 3 sıfır e noktası burası. 0'a eksi 6 noktası burası. Sonra da ne yapıyordum Tonguç'cum? Bu ikisini birleştiriyorum. Ama burada eşittir de bak o zaman hem tarayacağım hem çizeceğim değil mi evet. Tonguç? Hem de ne yapacağım Tonguç'cum? Evet. Tarayacağım. Ne tarafını tarayacağım ama? Şimdi, Şimdi orijine bakmamız ta, lazım. Orijini koyalım. Orijinin koordinatları neydi? Sıfıra sıfırdı. Evet. Koyalım bunun yerine. 2 çarpı 0 eksi 0 büyük ve eşittir 6 mı Tonguç'um? Evet. Şuş, ne, ne pardon, pardon. Evet Burası derken? Burası 0 büyük ve eşittir 6. Bu yanlış değil mi? Bu yanlış. Orijinin olmadığı tarafı tarayacağım. O zaman yani sağ tarafı, tarafı tarayacağız. Yani bu tarafı tarayacağım değil mi Tonguç? Evet hocam. Orijin çünkü burada. Dikkat Doğru. et. Bu tarafı taradım. Şimdi Tonguç'um bak ama diyor ki bize bir de bunu çizer misin kardeşim diyor. İşsizlik. Burada da aynı grafik, aynı denklem görüyorsun. Aynı denklem. Ama ne olmuş? Ama altı olmuş. O zaman küçüktür altıda ise bunu kesik kesik çizmem gerekiyordu. Çünkü bu dahil değil. Doğrumuz yok. Ve ne tarafını tarayacağım Tonguç'cum? orijini koyalım. Koyalım. 2 çarpı 0 eksi 0 küçüktür 6. 0 küçüktür 6 doğru mu Tonguç? Doğru. O zaman orijinin olduğu tarafı tarayacağım. Bunu da farklı bir renkle tarıyorum. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. Yani bak bunun bölgesi mavi ile taradığım yer. Evet. Bunun bölgesi ise yeşille taradığım yer. Anladım. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. İşte o zaman eşitsizlik grafikleri bölgeler şeklinde anlatılıyor. Bölgeye. O zaman şöyle bir şeye bakalım. 5x artı 7y büyüktür 12 demiş. Tamam mı Tonguç? Evet. Şimdi e, burada sayılar birazcık evet neyse. Şimdi bak bakalım. E, hemen şöyle bir şey yapalım. X y tablosu yapalım. Tamam mı Tonguç? Yapalım hocam. Ama burada farklı bir şey soruyorum. Bu nokta sence bu eşitsizlik grafiğine uygun mu değil mi? Bilemeyiz. Neden bilemedi evladım? Bak şimdi görelim. En azından ben bilemem. Bu x'i bu da y'si değil mi Tonguç? Evet. O zaman 5 çarpı eksi 2 artı 7 çarpı 1. Büyüktür. 12 mi Tonguç? Bakalım. Evet. Evet mi? Ha 5 çarpı eksi 2. Ne 3 kağıtçısın. Evet evet deyip geçiriyorsun bak buraya. Eksi ha, 10 eksi rakam artı 7. Olmaz zaten. Ne alakası var evladım? Eksi 10 artı 7 kaç eder? 3. Eksi 3 eder. Eksi 3 büyüktür 12 doğru mu? Yanlış. O zaman bu Orjinal bu yanlış. bölgenin içinde değil. Bu bölgenin içinde değil. He. Peki bu bunun içinde mi bakalım? 5 çarpı 3 artı 7 çarpı 2 büyüktür 12 doğru mu bakalım? Doğru 15 hocam. artı 14 büyüktür 12. 15 artı tabii ki. O zaman bu, bu bölgenin içindir. Tamam mı tamam Bunu çizmemize bile gerek yok. Bunlar bu bölgenin içinde mi değil mi onu soruyor bize. Anladım hocam. Şimdi Tonguç eşitsizlik grafiklerinde bir de şuna bakalım. Bu sence bu bölgenin içinde mi değil mi Tonguç? Bakalım hocam. Söyle. Ee, küçüktür sıfır diyor. O içinde içinde. Bak sıfır eksi iki çarpı sıfır artı altı. Küçüktür sıfır mı evladım? Evet kesin. Ne, ne evladım sıfır sıfır değil mi burası? Altı küçüktür sıfır doğru mu sence? Allah senin iyiliğini vermesin. Anladım Şimdi hocam. bunu söyle bakalım. Ee, bir eksi 2 çarpı 7 artı altı büyük küçüktür 0 doğru mu peki? Kesin yanlış. Ya var ya. Var ya. Çünkü sıfır. Full, full sallıyorsun. Sonra... Eksi 10. Evren bu 14 değil mi? Ha. Eksi 13 artı altı küçüktür sıfır. Yani eksi 7 küçüktür sıfır değil mi evladım? Evet hocam ben. Eksiği görmedim. Ya mi? var ya hocam sen. Hocam yukarıda de... sıfırı görmedim. Aşağıda da Evlam. eksiği görmedim hocam. Gerçekten. Dikkatli ol. Dikkatli ol birazcık. Biraz, biraz ceviz alabilir miyim? Evet. Buyurun, hemen buyurun. Fındık var mı burada? Ceviz. Ceviz yiyeyim hocam. Ben. Tamam. Ceviz beyne benziyor. Bendeki eksik olan şeye benziyor Estağfurullah, hocam. Estağfurullah. Saçmalama. Böyleken bazen de hata yapabilirsin. Zaten Tarkan'ın bir sözü var hocam. Evet. Hatasız kul olmaz. Vay be. Tarkan mı söylemiş? <laughs> Pardon. Orhan Baba'nın. Neyse bunu bir de çizelim biz bakalım. Ee, ne yapıyoruz eşitsizlik grafiklerinde? Hemen bunu eşittir gibi düşünüyorum. Ve x, y tablosu yapıyorum. Hatırlıyor musun? Evet. X'e 0 verdim. Şimdi bak x eksi 2y artı 6 eşittir 0 gibi düşünelim. X'e 0 verirsem 0 eksi 2y artı 6 eşittir 0. Bu 2y'yi karşı atarsam 2y eşittir 6. Y eşittir 3 çıkar değil mi Tom? Evet hocam. Bulduk. y'ye 0 verirsem kaç çıkar Tomuç'um? Hemen tekrar yapalım. E, ee, x eksi 2 çarpı 0 artı 6 eşittir 0. O zaman x eşittir eksi 6 çıkıyor Tonguç'um. Doğru. O zaman bak e, hemen x'te eksi 6 noktasını gösteriyorum. Eksi 6'ya 0 ve 0'a 3. Y'de de 3 noktasını gösteriyorum. Sonra bunları birleştiriyorum Tonguç'um. Ama eşitsizlik olduğu için kesik çizgi. kesik çizgi çiziyorum. Sonra ne tarafını taramaya karar vermek için orijin deniyorum. Orijin, zaten denemişiz. Orijin olmamış değil mi? Evet. O zaman orijinin olmadığı tarafı tarıyorum ve bitmiştir. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. O Hocalar zaman... Hocalar kesin bunu soracaklar değil mi hocam? Yazılar. Kesin soracaklar. Tonguç Akademi.com'u takip et evladım. Abone ol Tonguç Akademi.com'a. Bütün videolar orada daha detaylı. Tamamdır hocam. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Hemen yolluyorum hocam.